Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Biz de Petek Dinçöz'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Şimdi o tarihte ama Büyük Maxim Gazinosu, Günay, Aşiyan, Çakıl, Stardust. Çakıl'da çıkmadım. Stardust'ta da, Günay'da ve Maxim'le sahne aldım. Günay'da Maxim'le, peki. Niye böyle bir Google bilgisi? Kaç yıl sürdü bu? Uzun bir süre. 10 yıl sürdü mü? Hatırlamıyorum o kadar. Yani neden olmasın. Peki. Ama Allah rahmet eylesin, Günay'ın sahibi Günay'dı o zaman. Kimse çıkamıyordu. Çıktım. Çok da çok zorlandım. Yani ben çok aşağılandım o zamanlar. Yani şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor. Tak 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 cevaplarını veriyor böyle. Bu yeni nesil mi yine böyle yapıyor? Evet. Peki. Ya kendi oğlumdan bahsedeyim. 7,5 yaşında şu anda. Evet. Bir şey söylediğim anda sen nasıl bir annesin diyor bana. Tak kalıyorum Okan. Yani senin kızın da var. Allah güzel yazılar yazsın. Evet. Hazır cevaplar, yani bizim çocukluğumuz gibi değil hiçbiri. Bizim neslimiz gibi değil. Benim şanssızlığım o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra bir 8 sene ara verdim. Mecburi bir araydı o. Evlendim, çocuk doğurdum, sonra boşandım, sonra çocukluk aşkımla evlendim. Evet, şimdi. Evet. Evet. Çok mutluyum şu anda. Harika, 16 yaşında aşık olduğum adamla evlendim. Şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu anda bir şey gibi, zaman makinesine girmiş gibiyim. Okan hiç değişmemiş. Saç rengi. Yok canım, ben değiştim. Saçlarımı boyuyorum. Ama sen hakikaten değişmedin. Peki bu 16 yaşında aşık olduğun beyefendi ki şimdi de seni izliyor zaten. Evet. O da yanımızda kuliste. 25 yaşındaydı o zaman. O zaman 25 yaşında. O seni tekrar gördüğünde. Gördü. Tekrar gördüğünde gördü, evet. Ama yani şaşırdı mı, ama arada seni takip etti tabii. Hep kanalı değiştirmiş. Ay canım. Aynen ve hani gördü dememin sebebi şu oldu. Karşılaştık biz. O belli bir gece kulüplerinin sahibiydi. Şu anda vermeyeyim ismini. İstanbul'da belli başlı bir yerlerin sahibiydi, işletmecisiydi. Ya Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Yani kitap olur. 3 ciltlik bir kitap olur yani. Gerçek söylüyorum sana. Çocukluk, genç kızlık ve bu sektör. Bu sektöre girdiğinde de... Hayır, onu anlamadım. Çocukluk, genç kızlık, sonra... Zor bir çocukluk yaşadım. Çünkü babam... ama şöyle söyleyeyim. Hemen, hemen geyik muhabbet. Ya, hayır, geyik değil. Çocukluk, genç kızlık, sonra sektör. Ama öyle. Şokan. Çocuklukta şöyle bir şeydi. Baba sevgisi hiç görmedim. Sen şimdi 40 yaşında mısın? Ne manyak kız soru bu ya. 42 mi? Ne diyorsun ya sen? 40 mı? 18 Okan. Peki bu ne var? Bu çok güzel bir yaş değil mi? Şu an hissettiğim vücut anatomimin yaşı. Bak kadın sinirlendi şu an. Evet. Şu anda kodladığım yaş 25. Hiç gerek yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiç gerek yok. Hocam buyurun. Abi ne senin yaş muhabbetinden ya? Evet, ama kendinle hissettin. Ay bu ne ya? Siz zaten yaşınızdan çocukluk, genç diyorsunuz. İlk gençlik sektör. Ben sana soruyor muyum ya yaşını? Tabii 58. Bir dakika. Gökçe, hemen sorar mısın? Saç evet. Boyanın numarası kaç? 1. 1. 3. Ben siyah. Ben markasını biliyorum. 3 ile boyayacaksın. Kestane rengi. Bir. Çok koyu şu anda. Çok mu koyu? Yeter. Rol oynuyor yani, evet. Bir tiyatro peki, oynuyor. Hayır abi. Sözüm ben kestane rengi. Çok koyu şu an. Evet. Daha böyle ağırlaşan yüz çizgilerine de mantıkça solduruyorlar ya saçlarda. Onu söyle evet. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Aralarını folyo kağıdıyla boyayacaksın. Peki şimdi biz hocam, yani tıbbi olarak sormak istiyorum. Biz çocukluk ve ilk gençlikten sonra sektöre mi? Sektöre geçiyormuşuz ama şöyle bir şey yani. Kadının zirve yaşı zaten 43, 44, 45. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hangi öyle, öyle. Abicim, kadının Allah'ım, zirve evet, yaşı. Ama zirveden düşüş çabuk olacak. Zirveden düşüş değil. Onu ne kadar süreyle orada koruduğu önemli. Ya bu zirve yaş diyor yani. Doktor. Ama bu neyin zirvesi? Aslında her şeyin. Yani evet. Güzelliğinin de, hatlarının oturmasının da. Hatlarının oturması, ruhun yüze yansıması. Bence bir kadına en büyük hakaret. Evet. Yaş. Yaş mı? Sormayacaksınız abicim yaşı. Sormayacağız. Bileceğiz, yani susacağız. Çok önemli. Evet ya, ne gerek var? Bunun çok ne önemli olduğunu düşünüyorum. Ajda Pekkan en büyük idolüm.
Evet. Cem Yılmaz film çekiyor, kadın koşuyor orada. Hala da o sahneyi bilirsiniz değil mi? Bilmezler. O da 25 o da 90'lı yılların yaklaşımı. onu hatırlamalarına imkan yok. Yani yok, sektör, sayın sektör, verdiğin ya örnekler 90'lı yıllarda. Cem Yılmaz yaşlanmış filmin bir karesinde. Evet, reklam, biliyorum, 90'lı yılların tamam, reklamı. Nereden bilecek? Doğmamışlardı bile. Ya beni niye çağırdın ya bu yeni neslin yanına? Öyle bir yeni nesil yok. Çok olgun ve iyi sanatçılar. Evet. Peki. Yalnız. Üzme beni Okan lütfen. Hayır, bu niye böyle kadınlarla yaş meselesi böyle oluyor? Yok, bu aslında bence çok şey değil. Yani hakikaten bu bir takıntı. Şey bence de yani Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim birkaç tane özel hastam var. Hakikaten 76-77 yaşında. Gerçekten 77 yaşında öyle olmak için, hatta bırak 57 yaşında öyle olmak için bir sürü şeyini feda edebilecek insanlar biliyorum. Hayır, hiç bu yaş takıntısı gerçekten saçma takıntılardan biri. Bence bir zaten yeni nesilde böyle bir şey olmayacak yani. Olmayacak. Aynen dediğin gibi, onlar belki 25-26 yaşında ama 40 yaşının olgunlukları yok mu? Bilge insanlar, bilge kadınlar, bilge adamlar. Çok politiksin ya. Lütfen kusura bakma da yani bir kadın olarak şu anda şunu söylüyorum. Öyle. Gerçek söylüyorum bak. Bir kadın asla yaşını söylemez. Biz niye? Aile büyüklerimizden de bunu ben böyle gördüm ya, bilmiyorum. Sen doktorsun. Bu eski adet. Eski adetler bunlar. Yanlış. Yazar mı? Tweet var ama mı? Bak, Pınar. Yazsınlar şimdi, o zaman. Şimdi bir sürü. Hadi kadınlar yaşını söylemiyor. Saklıyor. Yaşını saklıyor. Ya Okan ya. Tweet versene. Çok değişti ama zaman. Sanıyorum şu an izleyen herkes sizin yaşınızı Google'lıyordur gibi bir şeydeyiz. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Artık çok değişti zaman. Bak 50'ler artık eskinin yeni 30'lar. Bir şey sormak istiyorum. Bak doktora soruyorum şu anda. Yeni nesil büyük mü gösteriyor, küçük mü? Bence küçük. Ama el ele herkes nasıl büyük gösteriyor? Ne saçma bir şey. Evet. Bir dakika, kafam karıştı. Küçük mü nasıl saçma? Yeni nesil. Tabii. Ya bu çok bireysel bir şeydir. Hayır, 18 yaş grubundan bahsediyorum şu anda. Bir dakika, ama yeni nesil gerçekten de büyük gösteriyor. Bu ay, konuda evet. Mete'ye kesinlikle ben katılıyorum. Evet, kesinlikle. 18 yaşında giren şu anda... Kaç yaşında gösteriyor? 18. 30. Ben vallahi doğru söylüyorum. Çok büyük sanıyorum. Sence? Evet, büyük gözüküyor. Efendim? Bence ama bir dakika. Bir dakika, nerede baktığınıza bağlı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Okan Bey, bu arada bugün benim doğum günüm. Aynen. Bir yaşımı söylüyorum. 35. Yapma ya. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Hakikaten mi 35 yaşındasın? Evet, 35'e girdim. Peki. Maşallah. Daha büyük gösteriyorum. Ya bu yaş mevzusu. Yaş hocam estetik operasyonlarımız şimdi bu estetik operasyonuna göre değişir. Mesela ben hiçbir estetik operasyon geçirmediğim için vücudumun her tarafı aynı yaşta. Evet, ve hala tazeliğini koruyor. Benimle beraber eskimiş. Aman cildin yağlı olduğu için geç yaşlanıyorsun. Anladım. Öyle mi? Bir ya de korur. Suyu iyi koruyor. Peki diyelim ki belli bir tarihte göğüslerimi yaptırdım. Onların yaşı benden daha fazla. Şöyle. Mesela ben diyelim ki 35 yaşındayım ama şöyle. Göğüslerim 10 yaşında. Hayır, aslında hala aynı yaşta oluyor ama daha gençmiş gibi yapıyorlar. Daha gençmiş gibi yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Murat Boz memelerini... Ay. Okan toparlar mısın? Toparlar. Gösterin hani çıkmıştı kaslı ya. Kaslı yapıyorlar. Ne? Hani kassızdı ya. Bu masada olmayan kimsenin memesini konuşmayalım. Yani. Hayır, bir meme. bir kural. Tamam ya. Erkekler göğüs kası ameliyatı yapabiliyor değil mi? Hocam yapıyorlar erkeklerde ama. Erkeklerde meme, kadınlarda göğüs diyoruz galiba. Hayır. Konuşma alışkanlığı olarak. Evet. Toparlıyorum. Toparla dedi ya. Yani. Hani magazinde çıktı ya. Hayır. Evet şimdi. Evet biliyorum. Kadınlarda göğüs diyoruz. Lisan-ı münasip böyle gerektiriyor. Erkeklerde meme diyebiliyor. Vallahi, çünkü zaten tıbbi ismi memedir. Meme o. Aslında evet, meme. Tabii yani, ki. Ya bu ayıp bir şey de değil. Ayıp bir şey değil yani. Yani zaten. Tabii ki. İşinize gelişi diyorsunuz. Ayıp bir şey değil yani. Ama bize böyle öğretildi. Ama hata yani, işte yani. Evet kadınlarla. Çocuk için meme emiyor diyoruz. Göğüs emiyor. Çocuk için meme emiyor diyoruz. Çünkü orada organik bir şey var. Evet kesinlikle. Değil mi? Şeyde.
Memeliler diyoruz mesela, evet. Göğüslüler demiyoruz değil mi? Evet. Canlılarla ilgili konuşurken de onun için doğru bir şey, yanlış bir şey söylemiyor. Erkekte olabiliyor. Erkekte birazcık meme oluyor, kadınlarda göğüs oluyor. Jinekomasti diyoruz ama bunun da yöntemleri de var. Ayrıca Murat çok sportif, fit bir olan. Yani evet, o evet. Şeyle, kasıyla yaptığı için o işi. Ya. Bu Murat çok başarılı. Yok ben hemen söyledim. Çok başarılı. Murat Boz konusunda devam edebiliriz. İster misin? Meme? Evet, hayır. Meme isterim. Ya çok başarılı. Ben çok başarılı buluyorum. Yani kas da yaptırdı herhalde hocam. Yok, hocam kas yaptırılmaz. Kas yaptırılmaz. Yani. Zaten güzel çalışırsın kas. Hayır hayır, şimdi karın kası falan. Mesela aylarca spor salonuna gideceğimize kas yaptırıp taktırsak. Ya evet, böyle bir durum var ama çok ya, saçma bir durum değil. Oluyor yani. Evet, kasları çıkıyor, görüyorum ben de. Evet. Dedim ben ya. Yani bunu cerrahi olarak. Yok ben konuşmayacağım, ben tanımıyorum. Yok ben, kadınlar kaburgasını da aldırıyor, hemen konuyu değiştirin. Neden? Kaburgasını aldırıyor hocam. Bilmiyorum. Daha zayıf gözüksün. Benleri ince olsun. Bu tip saçmalıklardan bahsediyor. Ayağını daha taraksız göstermek için küçük parmağını aldıranlar falan idi ama. Hani bunlar tabii ki. Kaburgasını aldıranlar mı? Yani olduğu söyleniyor. Ben görmüyorum. Marilyn Manson'la ilgili söylenir. Evet. Ama aldırdı diye. Ama o başka bir nedenle derler. Ayak parmağını aldırdı. Tanıdığım yok. Evet. Tanıdığım yok. Niye aldırıyorlar ayak parmağını? Taraksız gözüksün, daha ince gözüksün. Hocam Türkiye'de daha huzurlu yaşamak için beynini aldıranlar. Lobotomi ya, var. Doğru.